Hayırlı akşamlar değerli konuklarımız. Merak ettiklerimiz programının 39. bölümündesiniz. Muhterem Nevzetçi hocamızla beraber. Malumunuz ya sizden gelen sorular üzerine devam ediyor programımız veya bizim tespit ettiğimiz konular üzerine devam ediyor. Son haftaya giriyoruz inşallah Ramazan ayı ile alakalı. O yüzden son iki hafta Ramazan ayı ve oruç üzerine konuşalım dedik. Geçen hafta Ramazan ayı ile alakalı bir girizgah yapmıştık. Belki buradan mecburen kaldığı yerden devam etmek ister. Sonra da inşallah oruçla alakalı konumuza devam edeceğiz. Ramazan ayında bu programımız olmayacak. Bunun yerine Türkiye saatiyle saat 8'de her gün Muhterem Necdet Çıl Hocam sizlere dua ile alakalı sohbet yapacak canlı olarak. Türkiye saatiyle saat 20'de ve her gün olacak bu Ramazan ayı boyunca. İlk program bu pazar günü hemen saat 8'de başlayacak inşallah. Ama bu programımız olmayacak dediğimiz gibi inşallah Ramazan'dan sonra devam edeceğiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun bize bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. İnşallah Ramazan ayı ve oruçla alakalı konuşalım demiştik hocam. Malumunuz geçen hafta başlamıştınız. Bugün de inşallah biraz da oruçtan bahsederiz herhalde. Yani öyle düşündük. Siz de uygun görürseniz. Tabii oruç üstünde durulması lazım gelen ciddi dinde şair olan ibadetlerden bir tanesidir. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün semavi dinlerde, hatta beşeri dinlerde, hatta bağışlayın hayvanat, nebatat arasında bile asıl olan temel bir ibadet. Onun için orucun üstünde durmak gerekiyor. Bir nebzecik de olsa bu programda yer vermek herhalde yerinde ve isabetli. Evet hocam, Allah razı olsun. Bir yönüyle tabii hocam oruç ruh temizliği için çok önemli olduğu gibi aslında beden sağlığı, beden temizliği, sağlık noktasında da çok önemli. Pek çok Müslüman olsun ya da olmasın doktorların mutlaka tavsiye ettikleri bir tedavi şekli halini almaya başladı aslında oruç. Hakikaten benim tanıdığım bizzat insanlar da var. Sırf oruç tutarak şeker hastalığını yenen veya tansiyondan kurtulan. Malum bunlar modern tıpta pek mümkün değil. Gerçi şeker hastalığıyla alakalı son zamanlarda bir tedavi şekli çıktı ameliyatı ama özellikle bir tansiyon mesela, yüksek tansiyon ama düşük tansiyon değil. Bunu tedavi eden yöntemlerden birisi ve bununla alakalı pek çok vücut temizliğinde, özellikle karaciğer temizliğinde ve geri kalan organlarımızla alakalı çok ciddi yenileyici etkisi olan bir şey sağlık noktasında. Tabii bizim ibadetlerdeki yapış tarzımız Allah rızası için bunlar olsun diye değil ama Rabbimiz hikmetinden demek ki böyle şeyler de var. Ama asıl tabii bizim derdimiz ruhumuzu temizlemek. Yani oruçla alakalı irademizi belli bir noktaya çekebilmek. Ama bunun yönüyle de belki en zor ibadetlerden birisi desek oruç şey olur mu? Bilemiyorum yani. Tabii şimdi burada bir iki meseleye temas etmekte fayda görüyorum. Biz ruhumuzu temizlemek için de ibadet, oruç ibadetini eda etmemeliyiz. Hatta işte tıbbi, içtimai şöyle şöyle faydaları var. Öyleyse oruç tutmalıyım diye de oruç tutmamalıyız. İnanmış bir mümin olarak ihlas ile, yani sırf Allah emrettiği için ve neticesinde de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak temel hedefimiz olarak bütün ibadetlerde bu ölçü esas olduğu gibi oruç ibadetinde de bu ölçü esas olmalıdır. Bediüzzaman Hazretleri der ki ibadetlerin daisi emri ilahidir ve neticesi ise rızayı haktır. Bu şu demektir. Sırf Allah emrettiği için ibadet yapılır veya yasakladığı için haramsa terk edilir. Sırf Allah emrettiği için. Ve neticesinde de yine sadece ve sadece Allah'ın rızası hedeflenir. İbadetlerde temel ölçü budur. Biz oruç tutsak hiçbir faydasını görmesek, hatta hiçbir faydası olmasa, hatta zarar da çeksek, madem ki Rabbim emretti diye onu yine yaparız. Ama şurası da muhakkaktır ki Allah hakimdir. Hakimi mutlaktır. Allah abes, israf, beyhude bir şey yapmadığı, yaratmadığı gibi
Faydasız bir şeyi de bize emretmez. Allah'ın hakim ismine ters olur bu. Veya faydası zararı olan bir şeyi de bize terk edin demez. Yani zararı olduğu için terk edin der. Bu ibadetlerin sonucunda işin hikmet kısmıdır. Biraz daha ileri safhada şöyle bir tespit yapmışlar, ifade edebilirim. İbadetleri iki yönüyle ele almak lazım. Bir ibadetlerin illeti, iki hikmeti. İllet Allah'ın emretmesi veya yasaklaması veya Efendimiz Aleyhisselam'ın emretmesi veya yasaklamasıdır. Hikmet onun bize bakan, topluma bakan, dünyamıza bakan, ahiretimize bakan faydalarıdır. İbadetlerde asıl olan illetidir. Yani ana sebep, emir veya yasaklanmış olmasıdır. Hikmetlerin değişmesi bile illetleri değiştirmezler. Onun için böyle bir ihlas ile oruç tutmak lazım. Diğer ibadetleri böyle yaptığımız gibi böyle bir ihlas anlayışıyla oruç tutmak lazım. Efendimiz Aleyhisselam da böyle oruç tutmamızı tavsiye ederek Efendimiz şöyle buyurmuş: "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben kufire lehu mâ teqaddeme min zenbi." Bir rivayette ve "mâ teahhar" da var derler. Kim Ramazan'da iman ederek, her zaman imanlıyız ama Ramazan'da iman veya Ramazan'a iman veya Ramazan'da oruca iman. Ramazan ayını yaratıp bize lütfeden, bu ayda oruç ibadetini bize emreden Allah'ın emirlerine ve yasaklarına iman, Allah'a iman. Men sâme Ramazâne îmânen. Bir defa imanımızı Ramazan-ı Şerif ayında bir defa daha gözden geçirmeliyiz. Sağlam mı? Sağlam bir imana ulaşmalıyız. Çünkü dikkat buyurun, Ramazan ayındaki tutulan oruç ancak safi ve berrak bir imanla tutulabilir. Başka bir deyişle, diğer ibadetlerimize riyakarlık karışabilir. Zekat veren bir insan, şeytan sağdan soldan önden arkadan yaklaşarak bak bak ne kadar da cömert adam desinler diye zekat verdirebilir. Yani zekatımıza riyanın karışma ihtimali vardır. Keza namazımıza riyanın karışma ihtimali vardır. Keza hac ibadetimize, umre ibadetimize de riyanın karışma ihtimali vardır. Şeytanın musallat olamadığı ve riyakarlık karıştıramadığı tek ibadet bu beş farz içerisinde, İslam'ın beş temel esası içerisinde sadece ve sadece oruç ibadetidir. Çünkü insanların içerisindeyken yemez içmez oruçluyum bendir. Yalan söyler ama gerçekten oruç tutuyorsa insanların görmediği yerlerde de yalnız kaldığı zamanlarda, mekanlarda da gerçekten oruç tutuyorsa öyle bir insanda sağlam bir iman vardır. Çünkü niye yemiyor? Günler uzun. Acıkmış, susamış, kimse de yok yanında. Orada yer içer, insanların içine gidince ben oruçluyum der, yemez içmez, içmeyebilir. Ama hiç kimsenin görmediği zaman ve mekanlarda bile oruçlu olduğu için yemiyor ve içmiyorsa şuna inanıyor ki beni gören bir Allah var, bilen bir Allah var, basir, rakip, müheymin bir Allah var. İşte bu iman, men sâme Ramazâne îmânen, Ramazan ayında iman bir defa daha aslında mükemmelleşir. Oruç ibadetine riyakarlık girmez. Sadece ve sadece Allah içindir o. Hadis devam ediyor. Ve ihtisaben, sevabını Allah'tan umarak kim Ramazan ayında oruç tutarsa gufire lehu ma tekaddeme min zenbi, Allah onun daha önceki bütün günahlarını bağışlar. Bu çok önemli. Çünkü sevabını Allah'tan umarak diyor. Bu hadis-i şerifin tahliline, tefsirlerine baktım. Bir insanın kalbinden, içinden geçenleri melekler muttali olamaz. Onun için de sevabını onlar yazamazlar. Bir insan Ramazan ayında az önce ifade ettiğim gibi riyakarsız, ki oruçları riyakarlık olmaz, oruç tutuyorsa
Ha, içindeki niyeti, Allah'a imanı da sağlam olduğundan bir kutsi hadis bu hadis-i şerifi açar, şerh eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam naklediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Es-savmu li fe ene eczi bihi. Oruç benim içindir, onun mükafatını ben vereceğim. Bu şu demektir, orucun sevabını melekler yazamaz. Hani sağımızda, solumuzda, Kur'an'da hafaza melekleri olarak eğer kiramen katibine ya'lemune me tef'alun ayetiyle anlatılan kiramen katibin melekleri var. Ama kiramen katibin melekleri bile orucun sevabını yazmaktan aciz kalırlar. Riyasız, safi, berrak, sırf Allah için olan bir ibadet olduğundan onun için Cenab-ı Hak diyor ki melekler onun sevabını yazamazlar ve ene eczi bihi. Onun sevabını ben yazarım. Mükafatını da sadece ve sadece ben vereceğim. Buyurmak suretiyle orucun diğer ibadetlerden farkına, faziletine ve aynı zamanda sevaplarının da kat be kat fazla olmasına dikkat çekilir. Oruç tutma bu noktalarıyla tabii ki diğer ibadetlerden tekrar etmiş oldum. Çok fazla öne çıkıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir aydan beri değil, bir haftadan beri değil, bir günden beri değil, bir seneden beri işlediğimiz beş vakit namazın eritmeye gücünün yetmediği günahlarımıza, haftada bir cumanın kefaret olmaya yetmediği günahlarımıza, bir yıldan beri işlediğimiz günahlarımıza kefaret olabilecek, böyle bir yılı kucaklayabilecek çapta bir rahmet ifade eden, mağfirete sebebiyet veren cami bir ibadet olduğu anlaşılıyor. Bu noktasıyla oruçla boy ölçüşecek, belki ömürlük günahlarımıza kefaret olabilecek hac ibadeti Arafat'ta vakfe vardır. Ve o ömürde bir defa ama Ramazan-ı Şerif, Ramazan ayı her sene tekrar ettiği için her sene tekrarı da farz olarak bize tereddüt eden Ramazan orucu, Ramazan ayı ve içindeki oruç. Bu noktasıyla Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Es-salavatül hamsu, es-salati ila's-salati, vel-cum'ati ila'l-cum'ati, ve-ramazanu ila'r-ramazani, mükeffiratün ma beynehünne. Yani beş vakit namazlar bir namaz diğer namaza kadar arasında işlenen günahlara kefarettir. Sabah namazını kıldık, öğleye kadar bazı günahlara girdik. Öğle namazı sabahtan beri işlediğimiz günahlara kefaret. Bu müthiş bir şey. İkindi namazı öğleden ikindiye kadar işlediğimiz günahlara kefaret ve hakeza beş vakit namaz arasında işlenen günahlara kefaret. Hadisten öyle anlaşılıyor ki beş vakit namazın eritemediği günahlar var. Kulum ölürse, emri hak vaki olursa günahlarıyla bana gelmesin dileyen Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah bu defa haftada bir cuma ile bize medet eylemiş. Cuma da bir cumadan, bir önceki cumadan bu cumaya kadar arasında işlenen günahlara kefaret. Beş vakit namazın eritmeye gücünün yetmediği daha büyük günahlara haftada bir cuma kefarettir. 52 hafta, 52 cuma, cumanın da demek ki eritemediği günahlar var. Rahman ve Rahim olan, Erhamur Rahimin olan Hazreti Allah, kulum ölürse günahlarıyla bana gelmesin. Ben onu dünyaya günahsız gönderdim. O da bana gelirken günahsız gelsin. Murat buyurduğundan daha çaplı senede bir ay Ramazan-ı Şerif'i bize bahşediyor ki hadis-i şerifte az önce okudum Müslim'in iman kitabında geçen ve Ramazan ile Ramazan mükeffiratün ma beynehunne. Ramazan bu Ramazan'dan diğer Ramazan'a kadar diğer Ramazan arasında işlenen günahlara kefarettir. Tertemiz hale geliyor, gelecek demektir bu. Beş vakit namazın eritemediği, haftada bir cumanın da kefaret olamadığı büyük günahlar, işte senede bir ay Ramazan-ı Şerif onların kefareti oluyor.
Geçen hafta buna biraz temas etmiştim. Yani Efendimiz lanetçi olmadığı halde üst sınıf insana lanet etmiş Cebrail'in telkini ve amin demesiyle, Efendimizin de amin demesiyle. Bunlardan bir tanesi de Ramazan-ı Şerif girer de günahlarını affettiremezse. Mükeffir bir aydır Ramazan-ı Şerif ayı. Günahlara bütünüyle kefaret olan bir aydır. Ramazan-ı Şerif son günlerinde elveda elfirak deyip çekip giderken bizler de günahlarımızı elveda elfirak deyip onları terk edeceğiz. Anamızdan doğduğumuz gibi olacağız. Ve zaten bayram da bu günahlardan kurtulmanın sevinci ve bayramı olarak da o bayramı beraberce yaşayacağız demektir. Evet, sorunuzun girişi çok önemliydi. Çünkü tekrar edeyim bunu. Şöyle faydası var, böyle faydası var diye ibadet yapmamalıyız. Allah'a kulluğumuzun gereği olarak o emrettiği için yapmalıyız. Ama Allah hakim olduğundan hikmetsiz, faydasız, maslahatsız bir iş yapmaz Allah. Abes, beyhude, israf bir iş yaratmaz Allah. Onun için Allah'ın emirlerinde ve yasaklarında elbette bize bakan faydaları vardır. Oruç ibadetinin de belki 70 nevi faydası vardır. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri bir yerde bunu ifade ediyor. O diyor, ben bir mana aleminde birisi geldi bana sordu, bu Birinci Dünya Harbi'nde aç kaldık, susuz kaldık, fakir düştük, aç susuz cephelerde koşturduk. Rahmeti ilahiye buna neden müsaade etti? Şimdi çünkü biz bütün hadiseleri, başımıza gelen sıkıntı, bela, musibet hepsini iki yönüyle ele alırız. Bir, sebepler yönüyle ki gerçek sebep Allah'ın yaratmasıdır. Bir de hikmetler yönüyle. Yani bizim günahlarımız buna sebebiyet verdi yani. Allah adil mutlak olması yönüyle, bir de bu yönüyle ele alırız. Birinci Dünya Harbi'nde biz niye aç kaldık, susuz kaldık, cephelerde koşturduk 5 sene? Bunların sebeplerle izahı mümkündür yani. Kafirler geldi, içimizi işgal ettiler. İçimizdeki münafıklar, Osmanlı'nın şu hataları vardı, döküldü, yıkıldı ve işgal olduk. Bunlar oldu. Bunlar sebeplerle çok geniş izah edilebilir. Ama Allah sebepleri de yaratan olduğu için Allah da zalim olmayacağına göre acaba bu musibet ve belaları niye bizim başımıza verdi? Hikmet açısından Bediüzzaman'a sormuşlar. O da diyor ki Allah bize 40'ta 1 zekat emretti, vermedik. Birikti, kafir ve zalim eliyle 40'ta 30'unu aldı. 10'da 1 oşur emretti, vermedik. Bu defa 10'da 8'ini aldı. Allah bize 70 hikmetli bir oruç ibadeti emretmişti bak. 70 hikmetli diyor. Oruç ibadeti emretmişti. Biz tutmadık, nefsimize acıdık. Bu defa 70 belalı bir açlık verdi. Orada bunlara genişçe temas ediyor. Hacca gitmedik. O İslam dünyasının vahdeti, birliği idi, semboldü o. Bu defa hac ibadetini terk etmenin cezası olarak da alem-i İslam birbirine girdi. Araplar, Acemler Türk'e vurdu. Türk darmadağın oldu vesaire. Şimdi oradaki hikmeten de demek ki orucun 70 nevi hikmetleri vardır. Belki 70 de kesretten kinayedir. Yani çok demek. Sayılamayacak kadar çok faydaları, maslahatları vardır. Dünyevi ve uhrevi hikmetleri var. Fakirin bir kitabı vardı. Bu kitaba siz de ön söz yazmışsınız. Seneler önce talebeliğiniz yıllarında rahmet ve reyyan kapısı diye, rahmet Ramazan'a, reyyan oruca, rahmet dünyaya, reyyan da öbür alemde cennet, reyyan kapısı. Yani aslında iki kelime ama ikişer tane manası olan iki kelime. Işık yayınlarından çıkmıştı, bir hayli baskı da yaptı bu. Bu kitaba zaten siz de bir ön söz yazmışsınız. Burada baktım, orucun 33 tane faydasını anlatmışız o zaman. Yani orucun faydaları var, hikmetleri var. Ama bizler ihlasın gereği sadece Allah emrettiği için ibadet yapar, oruç tutarız. Neticesinde
Allah rızasını düşünürüz. En zayıf beklenti ise inşallah ben oruç ibadeti sayesinde cehennemden kurtulurum. İnşallah cennete giderim diye. Bunda sahibi şeriat ruhsat verdiği için Hazreti Allah cehennemden kurtulmak, cennete gitmek için de ibadet yapmaya ruhsat verdiği için niyette bunlara da niyet etmenin herhangi bir mahsuru yoktur. Ama İmam-ı Şarani Hazretleri gibi nice kimseler öyle cennet için ibadet yapanlara bunlar Abdullah değil, Abdülcennet demiş. Bunlar cennetin kulu. Allah'ın kulu olsa cennet için dahi ibadet etmez. Sırf Allah için yapar. Cehennemden kurtulmak için ibadet yapanlara da bunlar da cehennemden kurtulmanın kulu ifadeleri kullanmış ki büyük zatların bakış açılarına göre bizi oldukça derin manalar, mefhumlar ifade etmişlerdir. Şimdi şöyle kitaba genel bir bakış yaptım. Belki bir 15-20 sene önce yazdığımız bir kitap bu. Tarihine bir bakayım. Hangi senede yazmışız bu kitabı? Sizin de ön sözünüzün sonunda 2001 senesinde. Yani 18 sene önce yazdığımız bu kitaba şöyle genişçe, hızlıca bir bakış yaptım. Gerçekten 33 tane faydasını da burada zikretmişiz. Oldukça önemli bir mesele. Şimdi günümüzde Müslümanlar oruç tutarken biz hep sağlığı nazara vererek anlatırız. Ha, oruç anlatırken hikmetlerini anlatmanın bir mahsuru var mı? Asla. Günümüzün insanları akılcı olduğundan bir, iki, faydasını bilirse daha çok yapmaya teşvik olacağından, daha çok hikmetlerinden bahsederiz. Bunda bir mahsur yok. İbadetleri Allah emrettiği için yaparız ama hikmetlerini bilmek bizleri Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminde mesafe kat ettirir, terakki ettirir ki Hakim isminden ortaya çıkan ilimlerden bir tanesi de işin felsefesi veya dindeki İslam felsefesi yani kelam ilmi olarak da ortaya konmuştur. Hikmetlerini bilmekte bir mahsur yoktur. Ve işte bunların en başında anlatılan hikmet de oruç tutarsanız manevi sağlığınıza kavuşursunuz. Melekleşirsiniz. Tortulardan, beşeri zaaflardan kurtulursunuz. Bunlar doğru. Maddeten de sıhhate ulaşırsınız. Bunlar da doğru. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam da sumu tasihhu buyurmuşlardır. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Efendimiz de hikmetine teşvik etmiş, hikmetini ifade etmiş. Allah için oruç tutun var ama oruç tutun ki sıhhat bulasınız. E biz de sıhhatli olmayı arzu ederiz. Günlük hayatımızda kaç defa Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete li fit dünya vel ahire duasını yaparız. Amin. Ey Allah'ım sen bize ver senden istiyorum veya Allahümme inni es'elükel affe Allah'ım senden af istiyorum. Af manevi sıhhattir. Günah kirlerinden kurtulmaktır. Vel afiyet Allah'ım senden afiyet de istiyorum. Ey Allah'ım senden af istiyorum, afiyet istiyorum. Af evet manevi sıhhat, afiyet de maddi sıhhat. Hem affa hem de afiyete sebebiyet veren en cami ibadet de oruç ibadeti olduğunda şüphe yoktur. Bu mevzuda Efendimiz Aleyhisselam'dan bu manaları aldığı muhakkaktır. Hazreti Ali Efendimiz'in şöyle bir cümlesi var. Kül kalilen ve la tekün alilen. Bazıları hadis ederler. Baktım ben Hazreti Ali Efendimiz'in sözü olarak geçiyor daha çok. Yani Türkçesi az ye hasta olma. Az ye hasta olma. Bunun manayı muarifi nedir? Çok yersen hasta olursun. Bugünkü hastalıkların altında da yemek üstüne yemek, yemek üstüne yemek vardır. Ve bu inceliğe dikkat çeken Hazreti Ali Efendimiz yine bir cümle daha söylemiş. Az yiyen çok yer, çok yiyen az yer.
Çok acayip bir cümle değil mi? Az yiyen çok yer. Az yersen sıhhatli olursun. Hastalıklara tutulmazsın. Hastalıklara tutulmadığın için her şeyi yiyebilirsin ve ömrün de uzun olur demek. Ölmezsin hemen. Az yediğin için çok yersin. Ama çok yersen hasta olursun. Doktora gidersin, perhiz tavsiye eder. Şunu yeme, bunu yeme. Vaktinde çok yediğin için artık yiyemez hale gelirsin. Değişik hastalıklarla perhize mecbur kalırsın. Ve sonra ölürsün de çabuk ve az yemiş olursun. Az yiyen çok yer, çok yiyen az yer. Elbette Ramazan orucu bize az yeme eğitimi yaptırıyor. Gerçekten. Ama biz kendimiz açısından buna da alışmalıyız. Şimdi günler uzun. Sonra ya akşama kadar aç kalacağım diye sahurda bir acayip yemek yersek. İftarda da ya sabahtan beri aç kalmıştım diye acayip yemek yersek bu hikmet tahakkuk etmeyebilir. Az yemeye, kalorimizi alalım, gıdamızı alalım ama abur cubur daha fazla yemeyelim. Kendimizi frenleyebildiğimiz kadar frenlemeye çalışalım ki böylece maddi sıhhat bulalım. Allah için tutunca sevabını Allah verecek af da bulalım. Ve böylece her gün Efendimizin yaptığı dua biz de yapalım. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete. Bu Ramazan-ı Şerif'te oruç ibadeti sayesinde inşallah gerçekleşsin. Ben bu faydaları burada 33 madde saymışız. Üstad 70 hikmet, 70 faydasından bahsetmiş. Belki daha fazla sayılabilir. Ama benim oruç ibadetinde en çok dikkatimi çeken, yani kendi açımdan öne çıkan iki mesele var. Bunlardan bir tanesi kendi açımızdan nefsimizi terbiyeye vesile olması. İkincisi içtimai hayatımıza, toplum hayatımızın da terbiyesine veya toplum hayatımızın düzenine bakması yönüyle özellikle oruç ibadetinin ele alınması lazım geldiğini düşünenlerdenim. Çünkü bizim başımızın en büyük belası nefsi emmaremiz. Bizi şarlatan yapan, günahlara sokan, ben deyip nemrutlaştıran, firavunlaştıran, bizi zulme sevk edip zalimlerden yapan vesaire vesaire. Hem dünyamızı başımıza bela kılan hem de ahiretimizi mahveden İçimizdeki nefse emmare, adı üstünde emmare. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber alişan, bekar, genç, damarında kan yerine şehvetin döndüğü bir genç, sıcak bir ülkede Mısır'da zaten zindan, zaten sarayda köle, dünyevi olarak kaybedecek bir makamı da yok. Kadın da kendisi teklif ediyor. Kapıyı arkadan sürgülemiş. Gel diyor. Kendi üstüne davet ediyor. Bu kadar menfi şartlar içinde bile Kale maazallah diyen Hazreti Yusuf, ben bu işten böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım diyen Hazreti Yusuf sonra diyor ki innen nefse leemmâretun bisû illâ me rahime rabbi. Ben nefse emmareme güvenemem. O her kötülüğü emreder. Nefsine bu kadar hakim olan Hazreti Yusuf ben nefse emmareme güvenemem, o her kötülüğü emreder diyorsa var sen ötesini, bizim gibi insanların durumunu, hele bu enaniyet asrında, kapitalist asrındaki hali perişaniyetimizi hesap eyle demektir. Biz dünyamızı kazanmak istiyorsak, özellikle ahiretimizi kazanmak istiyorsak, önce şu birinci engel ve en büyük engel, hadis ifadesiyle en büyük düşmanımız olan nefse emmaremizi alt etmemiz, mağlup etmemiz, mümkünse onu yok etmemiz, iptal etmemiz gerekiyor. Oruç ibadetinin nefsin terbiyesine bakan bir yönü vardır ki, herhalde sırf bunun için dahi oruç tutulsa, kayda değer, yapmaya değer. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki halk arasında ada adüvüke nefsüke hadis rivayetlerinde ada ike nefsüke beyne cembeyik. Senin diyor en büyük düşmanın
göğsünde sakladığın nefse emmarendir. En büyük düşmanımız kim? Komünizma mıdır, Rusya mıdır, Amerika mıdır, işte bizim münafıklar mıdır, zalimler midir? En büyük düşman kim? Biz hep en büyük düşman eskiden Rusya veya Amerika, hala Amerika diyenler de var. Kimse. Halbuki en büyük düşmanı Efendimiz tarif ederken içinizde sakladığınız nefsi emmarenizdir buyuruyor. En büyük düşman bu. Birkaç cümle söylemek isterim. Niye nefse emmaremiz en büyük düşmanımızdır? Bir, hiçbir düşmanımız 24 saat bizimle beraber olamaz. Ama nefsi emmaremiz 24 saat bizimle beraberdir. Yatağa girdiğimiz zamanda da, secdeye kapandığımız zamanda da, Kabe'yi tavaf ederken de, Arafat'ta vakfiye durduğumuz zamanda da nefsi emmaremiz bizimle beraberdir. Bir, 24 saat bizimle beraber. İki, diğer dıştaki düşmanları üstümüze çeken, çekmeye sebebiyet veren içimizdeki ajandır. Dış düşmanlarımızın insi, cinni, şeytani, dış düşmanlarımızın içimizdeki ajanıdır. O zemin hazırlıyor, o davet ediyor. Nefsi emmare bu noktasıyla en büyük düşmandır. Üç, bu çok daha önemli. Biz hiçbir düşmanımızı bizzat kendi elimizle büyütüp beslemeyiz. Ama nefsi emmaremizi var ya, balla, börekle, kaymakla, tereyağlarıyla, kuş tüyünden yapılan yataklarda yatmakla bizzat kendi elimizle büyütüp besliyoruz ki düşmanımızı kendi elimizle büyütüp besliyoruz. İşte bu 3-4 noktasıyla baktığımız zaman anlaşılıyor ki nefsi emmare bizim için en büyük düşmandır. İşte bu düşmanı alt edemeden, mağlup edemeden diğer düşmanlarımızı mağlup etmemiz de mümkün değildir. Bugünkü siyasal İslamcıların veya particilerin böyle başkalarını düşman göstermesi, ya bir bak, hadiste Efendimiz buyuruyor ki en büyük düşmanın, hele o saraylarda filan, o milletin anlattığı börekler, ballar vesaire, böyle altın bardaklarda filan, nefse emmare kim bilir ne hale geliyor, ne hale geliyor, ne hale. Onun için oruç ibadetiyle nefsimizin haddini bildirmek, sen kimsin? Aciz. Bir bardak suya bile hakim değilsin. Bir damlacık suyu bile yaratamazsın. Yani nefis aczini anlar oruç ibadetinde. Fakrını idrak eder oruç ibadeti sayesinde. Hiç ender, hiç olduğu ufkuna yükselir. Ve oruç ibadetiyle nefsini insan zapturapt altına alıp mağlup edebilir. Bunu başarmalıyız. Bunu kamil mümin, kamil insan olmamız da herhalde buna bağlı olsa gerektir. Bu hususta İbn-i Ebi Dünya'nın naklettiği bir rivayet gördüm. Bediüzzaman Hazretleri de bunu Ramazan Risalesi'nde bir kısmıyla naklediyor. Cenab-ı Hak önce aklı yaratmış, sonra nefsi yaratmış. Akla sormuş Cenab-ı Hak, sen kimsin, ben kimim? Akıl ilk soruda doğru cevap vermiş. Sen Rabb-i Rahim ve Kerim'imsin, Allah'ımsın, ben aciz bir kulunum demiş. Akıl ilk soruda doğru cevap verdiği için akıl Allah nazarında muhterem olmuştur. Akıl dinin menatıdır. Aklı olmayan Allah'a muhatap değil. Aklı olmayan dini yaşamakla da mükellef değildir. Namaz kime farz? Akil bali olana. Oruç kime farz? Akil bali olana. Hep akil ve bali, akil olmak. Akıl bu noktasıyla kazanmış. Sonra Cenab-ı Hak nefse sormuş. Sen kimsin? Ben kimim? Nefis demiş. Sen sensin, ben benim. Sen Rab'sen. E biz de kendimize göre fena değil. Bizde de bir Rab'lik var yani demiş. Uluhiyet iddia etmiştir nefis. Cenab-ı Hak nefse azap etmiş. Sormuş, sen kimsin, ben kimim? Nefis yine sen sensin, ben benim demiş. Sonra ateşte yakmış nefse. Sen kimsin, ben kimim demiş. Yine nefis hala dipdiri. Sen sensin, ben benim demiş. Sonra Cenab-ı Hak nefsi aç bırakmış. Uzun süre aç bırakmış. Aç bırakınca sonra Cenab-ı Hak nefse sormuş, sen kimsin, ben kimim? Nefis. Ente Rabbur Rahim ve ene abdükel aciz. Sen
Rabbi Rahim ve Kerim'imsin. Bana gelince ben aciz bir kulunum demiş. Ve kulluk tavrına takılmıştır. Evet, bizi firavunlaştıran, nemrutlaştıran nefse emmaremiz, cehenneme gitmemize sebebiyet veren nefse emmaremiz, dünyada her türlü kötülüğü yaptırıp doğru yaptırdığını zannettiren nefse emmaremiz, bütün kötülüklerin anası olan nefse emmaremiz, evet bunu terbiye etmek mecburiyetindeyiz. O da bu oruç sayesinde, Cenab-ı Hak oruç ibadetini farz kılmasının hikmetlerinden bir tanesi olarak, öne çıkan hikmetlerinden bir tanesi olarak bunu ifade buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselam da bunu anlatmıştır bize. Oruç tutmalıyız. Özellikle böyle uzun günlerde 16 saat, 17 saat, 18 saat, dünyanın yuvarlaklığı içerisinde 20 saat oruç tutacak olan yerler var. Ve 20 saat bir insan aç kalsa, susuz kalsa, hele bir de mesela fırında çalışıyorsa, tarlada çalışıyorsa, ter kaybediyorsa, yani nefse emmare herhalde işin sonunda ben demekten vazgeçer. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diyerek Cenab-ı Hakk'a teveccüh ve dehalet eder ki nefsi emmaremizin teskiyesini çok daha önemli görmek lazım. Cenab-ı Hak nefsimizi terbiyeye, teskiyeye muvaffak kılsın. Tabi içtimai hayata bakan, yani zenginin oruç sayesinde aç kalmak ne demek, fakir olmak ne demeyi yaşayarak haliyle idrak edip sonra sadakasını, zekatını, yardımlarını, teberruatını fakirlere vermesi, fakirlerin de bunun karşısında zenginlere dua etmesi, saygı, hürmet etmesi, yukarıdan aşağıya şefkat ve merhamet inecek, alttan yukarıya da saygı, hürmet, muhabbet çıkacak. İki toplum barışacak. Böyle bir toplum dünyada cennet hayatı yaşar ki oruç bunlara da sebebiyet veriyor. Tabi cemaati zapturapt altına alıyor. Aynı anda bir askeriye gibi aynı anda iftar dünyanın yuvarlaklığı içerisinde o meridyenleri, paralelleri içerisinde aynı anda iftar, aynı anda imsak bir askeri disiplin içerisinde. Tabi teravih namazları, cemaatle ibadet coşkusu, bütün bunlara baktığımız zaman Ramazan-ı Şerif hem İslam dünyasına, insanlık dünyasına bir Ramazan medeniyeti getirmiştir. Baktım kitapta Ramazan medeniyetinden bahsetmişiz. Çok önemli. Dünyada böyle bir başka medeniyet yok. İftarlarda davet, sahurlarda davet. Herkes şehir ayin içerisinde aynı anda iftar, aynı anda sahur. Melekler gibi bir toplum, muhteşem bir Ramazan medeniyeti, teravih namazlarında her 4 rekatta farklı makamlarla bazen Kur'an kıraatı, yani bunlar Ramazan medeniyeti ve insanların kamilleşmesi, toplumun melekleşmesi, bunlar hikmetine uygun ibadet yapma şekilleridir. Cenab-ı Hak azametine uygun, rahmet çapına, genişliğine muvafık olabilecek çapta bu Ramazan-ı Şerifimizi değerlendirmeye, oruç tutmaya, sair ibadetlerle beraber bizleri muvaffak kılsın. Tabii vaktimiz olmadı ama herhalde epey ilerledik. Kaç dakika konuşmuşuz? Var biraz daha herhalde. 38 dakika oldu hocam. Buyurun. Tabii Ramazan-ı Şerif'ten bahsederken Kur'an-ı Kerim, Ramazan'ın Kur'an ayı olduğuna da dikkat çekiyor. Şehru Ramazan ellezî kütübe aleykumussiyam diyebilirdi Cenab-ı Hak. O Ramazan ayı ki onda oruç farz kılındı. Dememiş. Geçen hafta biraz buna temas etmiştik. Ünzile fihil Kur'an demiş. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Onun için Ramazan ayını bir zarf kabul edecek olursak, onun içindeki mektup, mazruf, kıymet ifade eden, değer ifade eden mektup Kur'an-ı Kerim'dir. Nefis tezkiyesiyle Kur'an'a teveccüh etmek, içtimai dengeleri sağlayarak Kur'an'a teveccüh etmek, oruç tutarak duygularımızı tortulardan, beşeri zaaflardan kurtulup melekler gibi Kur'an'a tam ayna olmaya çalışmak aslında oruç bir vesiledir. Asıl maksat Kur'an'a teveccüh, Kur'an'ı okuma, Kur'an'ı anlama, Kur'an cemaati olma, Kur'anlaşma. Ramazan ayı, Kur'an ayı
Yani Kur'anlaşma. Biz bugün Kur'an cemaati değiliz. Arkadaşlarımızla maal okuyoruz. Ben her Ramazan'da bir defa maali bitirmeye çalışırım. Senede bir iki defa meali bazen tefsirli okuyorum. Şöyle şu anda 8. cüze geldik. Şu ana kadar okuduğumuz Ramazan'dan önceki şu ana kadar okuduğumuz cüzlerde de baktım İslami prensiplere bakıyorum. Müslümanlara bakıyorum. Bugünkü Müslümanların amelleri, ahlakı %80 Kur'an'a ters. Yani Kur'an ayıdır ama Kur'an ölçülerine göre ben ne kadar Kur'an'a cemaatim, talebeyim, bunun muhasebesinin yapılabileceği bir aydır aslında Ramazan-ı Şerif ayı. Nefis terbiyesi de buna bir altyapı, bir vesile ibadet olarak aslında değerlendirilmesi lazım. Şarlatanlığı bırak, firavunluğu terk et, şeytanlaşmayı terk et. Hele gel şu Kur'an'a bir talebe ol. Orucun bizi götüreceği nefis terbiyesiyle nokta, hele gel Kur'an'a bir talebe ol noktası ufkudur. Keşke bunu sağlayabilsek. Hani son yapılan anketlerde de sizler de geçenlerde ifade etmiştiniz. Yani Yeni Zelanda İslami kurallara göre dünyada birinci. Türkiye kaçıncıydı? Ruhu şimdi daha da geri gitmiştir. Kur'an, Müslümanlık ama Kur'an nerede, biz nerede? İbn-i Huzeyme'nin sahihinde gördüğüm bir hadis-i şerif var. Ye'ti alennâsi zemân veya ye'ti ale ümmeti zemanın el-Kur'anu fî vâdin ve hum fî vâdin. Ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecek ki Kur'an bir başka vadide, ben Kur'an cemaatiyim diyenler ise bir başka vadide bulunacaklar buyuruyor. Biz bugün o noktadayız. Kur'an ölçülerine bakıyorum. Kendi hareketimizi, yaşantımızı Kur'an ölçüsüne darp ediyorum. Bizim ahlak, amel noktasıyla Kur'an'dan %80 Kur'an'la bir alakamız yok. Kur'an bir başka vadide olmuş. Biz başka vadide olmuşuz. Daha ileri seviyede bir Kur'an var. Şimdi herkes hatim okuyacak. Bütün televizyonlarda mukabeleler okunacak. Bir şehrain, bir coşku Türkiye açısından. Güzel bunlar. Zahiren güzel. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزَ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُكُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ Onlar Kur'an okuyacaklar da bir zaman gelecek ümmetime. Okudukları Kur'an gırtlaktan aşağıya inmeyecek. Kıraat sesin, nefesin gırtlaktan yukarıya çıkmasıdır. Okunan Kur'an gırtlaktan aşağıya inmez. Ama Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Manayı murat, manası içine sinmeyecek. Kur'anlaşamayacak, Kur'an'ı yaşamayacak demektir. Kur'an okuyacaklar ama beni anlatıyor, bizi anlatıyor. Bugünkü İslam dünyasının hali perişaniyetini, Kur'an bir başka vadide, onlar bir başka vade. Ama okuyorlar da, yakraunel Kur'an, Kur'an okuyorlar. La yücevize hanacirahum, gırtlaklarından, hançerelerinden aşağıya inmiyor. Yaşamıyorlar demek. İşte bunlar yemrukune minet dini kema yemrukü sehmü miner remiye, böyle okun yaydan fırlayıp çıkıp gittiği gibi dinden çıkmış gitmişlerdir buyurmak suretiyle bizler için bir tehlikeye dikkat çekiyor ki yani seneler var ki asırlar var ki Kur'an'dan cüda düştük aslında. Yani sadece ses ağalığı yapan kimseleriz. Cenab-ı Hak bizi bu kötü görünümden kendi ilahisinde zahiren Kur'an'la gördüm ama Kur'an'dan çok uzak olma hali perişaniyetinden bizleri muhafaza buyursun. Yeniden bu senemizi, dünya bu Ramazan-ı Şerifimizi dünya çapında inşallah bir Kur'an ayına dönüştürebilirsek oruç ibadeti sayesinde toplumdaki gerginlikleri terk etme sayesinde melekleşerek toplumda hele şu idareciler böyle millete bağırıp durmamalı. Ona hain, buna terörist, vatan haini, zillet, illet bunlar yakışmıyor ya. Bir Müslümanın ağzına yakışmıyor kardeşim. Velev ki tut ki onlar öyle olsa bile sen el uzat, vefalı ol, onları o çukurdan kurtarmaya, o tehlikeden çıkartmaya çalış yani. İçtimai vahdetimizi, toplumsal bütünlüğümüzü koruyarak, oruç sayesinde nefs-i emmaremizi de bertaraf ederek yeniden böyle bir Kur'an cemaati ufkuna
inşallah yükselmeliyiz. Bütün derdimiz, bütün meselemiz de aslında budur. Kur'an cemaati olduğumuz zaman Kur'an'la beraber biz de inşallah yeryüzünde yükseleceğiz. İnşallah hocam, öyle oluruz inşallah. Sesim geliyor değil mi? Beni duyabiliyorsunuz. Geliyor, sesiniz geliyor. Allah razı olsun. Bugün biraz seslerde problem var gibi ama evet. Neyse ki tekniki imkanlarımız, tekniki şeyi çok fazla kullanmasını beceremediğimizden bugünlük böyle oldu. Sizin de başta ifade buyurduğunuz gibi yarın akşam da Facebook'tan bir mesnevi dersi daha yapacağım. 126. ders olacak. İnşallah pazar günden itibaren YouTube'da canlı yayın yapmayı düşünüyordum. YouTube'u tam teknik olarak kullanmasını beceremedim. Facebook'tan canlı yayın yapacağız. Ama hemen YouTube'a atacağız onu inşallah. Bir Ramazan-ı Şerif boyunca Türkiye saatiyle saat 20'de dua bahsini işlemek istiyorum. Yani bir baştan bir sona her gün 15-20 dakikalık konuşmalarla 30 ay. Bunun da yeteceğini tam tahmin etmiyorum ama anlatabildiğim kadar dua üstünde durmak istiyorum. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifimizi, oruçlarımızı ve dualarımızı kabul buyursun. Allah razı olsun. Güzel olur hocam inşallah. İstifade ederiz biz de. Hocam az önce verdiğiniz kitabınızın linkini ben bu programın altına atayım. Okumak istiyorsanız. Tamam. Kiste yazılım olan yazılım kısmı varsa atsanız iyi olur. Hocam oraya atayım. İsteyenler orada. Tamam. Tamam. Belki daha dikkatli bir şekilde. Tamam inşallah. Hocam. Hocam tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Tekniki bir arıza olduysa evet. Seyircilerimizden özür dileriz. Tabii ki. Değerli konuklarımız teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ve hocam az önce buyurduğu gibi inşallah her gün saat 20'de Türkiye saatinde dua konuşacak üzerine konuşacak Mehmet hocamız. Facebook'unda ve YouTube'a da atılacak daha sonra. İnşallah Ramazan'dan sonra tekrar görüşmek üzere. Her akşamlar diliyoruz. Dualarınızı bize de unutmayın inşallah.